Hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Evet, bir Sevgi Pınarı programında yine İl Müftümüz Muhterem Hamdi Kavillioğlu hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Bu haftaki konu birlik ve beraberlik. Milli birlik, beraberlik, dini birlik, beraberlik. Ama müsaadenizle hocam, günümüzde birçok kavramın içi boşaltıldığı gibi kanaatime göre sanki birlik beraberlik kavramının da içi boşaltılmış, farklı anlamlar yüklenmiş gibi. Herkes evet. Birlik beraberlik diyor da evet. Nerede birlik beraberlik, kimde birlik beraberlik, kimin çadırında birlik beraberlik olacağız? Yani o diye bana gel, benim çadırımda, benim derneğimde, benim partimde, benim düşüncemde, benim ideolojimde birlik beraberlik olsun. Öbürü öyle diyor, öbürü böyle diyor. Yani farklı inançta, farklı düşüncede insanların yaşadığı bir toplumda birlik beraberlik olamaz mı? İslam ayetlerde, hadislerde ne diyor, bu konuya girmeden şimdi Hatay'da Türkiye'deki iller içerisinde, şehirler içerisinde örnek bu yönüyle bir şehir. Yani birçok farklı inançtan insanların bir arada huzur içerisinde yıllardan beri yaşadığı, dostluklar kurduğu bir şehir. Bu açıdan Hatay'ı bize bir değerlendirebilir misiniz? Beraberlik derken İslam neyi kastediyor? Yani birlik, beraberlik derken evet. Ne kastediliyor hocam? Teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii Hatay ilimiz hakikaten medeniyetlerin beşiği bir ilimiz. Birçok medeniyete beşiklik etmiş. İslam'la da 1636 tarihinde, bazı kaynaklarda 638 ifade ediliyor. Hazreti Ömer döneminde Ebu Ubeyde İbni Cerrah kumandasındaki İslam ordusu burayı geliyor, fethediyor. İşte o zaman 5 cami yapıyor. Bunlardan birincisi Habibi Neccar Camisi, Ulu Cami, Nakip Camii, Mahremiye ve Ağca Camii. Bu 5 caminin temelinde ashabın harcı var. Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman işte Yahudilikten sonra Hristiyanlık burada yaşanmış. İlk Hristiyan kelimesinin yine burada kullanıldığı söylenir. İşte Saint Pierre Kilisesi Hristiyanlık alemi için önemli bir kilisedir. Her sene Haziran ayında, yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ın 28'inde geniş çaplı ayin yapılır, bir araya gelirler. Ve dolayısıyla il genelinde 15 kilise, bir havra. Yani şöyle ifade edeyim, Hatay ilimiz Sünnisiyle Alevisiyle Müslümanların Ortodoks, Protestan, Katolik olarak Hristiyan vatandaşlarımızın, Yahudi vatandaşlarımızın hem de senelerdir, asırlardır birlik, beraberlik, hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı içerisinde yaşadığı bir şehir Sayın Hocam. Tabi zaman zaman değişik vesilelerle Hatay'ın dışına çıktığımızda hocam müftü olarak Hatay'ı nasıl anlatırsınız dediklerinde ben şunu ifade ediyorum. Malumunuz Yunus Emre'nin bir sözü var. Yaratılmışı severiz yaratandan ötürü. Bu sözün en iyi yaşandığı şehir Hatay'dır diye ifade ediyorum. Keza Hazreti Ali Keremallahu Veçen'in valilerinden Musa el-Eşter'e yazdığı meşhur bir mektup vardır. O mektupta Hazreti Ali Keremallahu Veçe buyururlar ki insanlar ya senin dinde kardeşindir ya hılkatte, yaratılışta eşindir. İnsanlara ona göre davranacaksın diyor. Dolayısıyla yine bu sözün, yani insanlar ya senin dinde kardeşin ya yaratılışta eşindir sözünün de Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatları olma hasebiyle, En iyi yaşandığı şehir Sayın Hocam yine Hatay'dır diye ifade ediyorum. Dolayısıyla biz böyle bir medeniyetlere beşiklik etmiş, birçok medeniyetin yaşandığı, hala yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz. Malumunuz 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası konusu da Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene bir tema seçiyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'yla ayrı bir konu o haftada. Kutlu Doğum'da ayrı bir tema işleniyor ülke genelinde, yurt dışında, birçok yerde. Bu senede seçilen konu sevgili peygamberimiz ve birlikte yaşama ahlakıydı. Ben muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey hocamızı bu sene özellikle davet ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar ve Kutlu Doğum'a iştirak ettiler. Çok güzel programlar oldu. Binlerce insan katıldı, başkanımızı dinledi ve başkanımız da
hakikaten medeniyetlerin bir arada olduğu, birlikte yaşama ahlakının en güzel örneklerinin verildiği illerimizden birisi Hatay'dır dedi ve bizzat geldi. Aynı şekilde Mardin'de öyledir. Mardin'de de sempozyum yapıldı birlikte yaşama ahlakı ile alakalı. Biz bu güzelliğin devam etmesini istiyoruz. Tabii birlik ve beraberlik deyince bunda ne anlayacağız derken, malumunuz cemiyet toplum ailede başlar Sayın Hocam. Önce anne baba, sonra evlatlar nedir? Bir aileyi teşkil eder. Dolayısıyla ailede birlik beraberlik olacak. Yani bir düzen olacak, bir nizam olacak. Her evin bir kuralı olacak. Yoksa anne ayrı, baba ayrı, evlatlar ayrı, o evde sanki 5 tane aile varmış gibi olur. Ev olmaktan çıkar. Ev olmaktan çıkar. Yani iş yerinde birlik beraberlik olacak, bir ahenk olacak. Bakın bizim bir geleneğimiz var. Bir çırak denmiş, kalfa denmiş, usta denmiş. Niye denmiş? Bunlar o iş yerindeki birliği beraberliği sağlamış. Efendim çırak olarak evlat işe girmiş. Kalfa onu eğitmiş, usta onu eğitmiş. O çırak sonra kalfa olmuş. Yine ustanın eğitiminden geçmiş. Ne zamana kadar? O işi kendisi müstakil yapabilene kadar. Ondan sonra usta olmuş. Kendisi de yeni açtığı iş yerinde o birliği beraberliği sağlamış. Dolayısıyla ailede, iş yerinde ve genele aldığımızda ülke genelinde hani milli bayramlarımız var, dini bayramlarımız var. Efendim biz niye milli bayramları kutluyoruz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı diyoruz. Efendim 23 Nisan Çocuk Ulusal Egemenlik Bayramı diyoruz. Bütün bunların hepsinde bir temeli var. Yani milletçe sevinmişiz. Milletçe mutlu olmuşuz ve bir dönüm noktası olmuş, onu bayram ilan etmişiz. Dolayısıyla o milli bayramlarda kalbi birlik, ruhi ahenk doruk noktaya çıkar. Aynı şekilde dini bayramlarda bütün inananlar kendi dini bayramlarında huzuru, mutluluğu, efendim ahengi doruk noktada yaşar. Değil mi? Çocukluğumuzu düşünelim. Alınan bayramlıklar, sabaha kadar uyuyamayız, heyecanlanırız. Çocuklar o ayakkabıyı bir kenara koyar. Gerçi şimdi Allah'a şükür her şey daha da bollaştı. Çocukları memnun etmek de zor ama o da ayrı bir konu. Ama yine bir heyecan yaşanır. Değil mi? Büyükler ziyaret edilir, komşular ziyaret edilir. Birlik beraberlik derken ailede evin ahengi ve huzuru kastedilir. İş yerinde birlik beraberlik derken o iş yerindeki usul, adab, güzellik, birlik beraberlik, ahenk kastedilir. Efendim büroda, efendim resmi dairede ahenk deyince amir, memur, herkes kendi görevini bilecek, kendi işini yapacak, bir ahenk içinde çalışacak. Efendim ülke genelindeki birlik beraberlik milli hadisede memleketin başına bir iş geleceği zaman veya bir sıkıntı yaşandığı zaman, diyelim bir deprem oldu, Allah göstermesin. Geçmişte Van depremi yaşadık. 99'dan Marmara depremi yaşandı. Hiç unutmuyorum Sayın Hocam. 99'da yurt dışında din görevlisi olarak çalışıyordum. Sabah kalktık, bir haberleri açtım, deprem diyor. Öbür kanalı açtım, deprem diyor. Evde duramadım. O kadar huzursuz oldum ki memleketimde deprem olmuş. Ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te de değilim. Nerede olmuş? İstanbul'da olmuş, Yalova'da olmuş. Doğru camiye gittim. Yurt dışında camilerin lokalleri vardır. Orada da televizyon vardır. İnsanlar bir arada haberleri seyrederler. Hiç mübalağa yapmıyorum, istisnasız. Bütün o yurt dışındaki cami cemaatim, kardeşlerimiz hepsi ağlıyordu istisnasız. Sonra Hollanda'nın Zaandam diye bir kenti var. Orada bir toplantı yapıldı. Hepsi aynı partiden mi hocam? Hayır. Hepsi aynı dernekten mi? Hepsi aynı memleketler farklı, siyasi görüşler farklı. Yani etnik aidiyetleri farklı olabilir. Etnik aidiyetler farklı ama ben baktım o gün oradaki bütün cemaatimiz ağlıyordu. Evet. Hocam oraya geleceğim yine. Aynı duygunun daha doruk yaşandığı. Zaandam Sultanahmet Camii vardır. Amsterdam'a çok yakın. O caminin altında güzel bir salon var. Konferans salonu. Orada bir tören icra edildi. Bizim başta büyükelçimiz, müşavirimiz, diğer Türk yetkililer, din görevlileri, vatandaşlarımız, Hollanda Başbakanı, bakanları, milletvekilleri, o zaman Türk asıllı iki milletvekilimiz de vardı onlar. İnanın İstiklal Marşı söylenirken hani normal sağa sola bakılmaz ya, gözümün ucuyla şöyle baktım, herkes ağlıyordu.
Ağlamayan bir Allah'ın kulu yok. Yani Hollandalı vatandaşlar dahi etkilendiler, gözleri doldu. O insanların, bunların birçoğu İstanbullu değildi, kendi aileleri de yoktu. İşte hocam, birlik beraberlikte biz bunu evet. kastediyoruz. Sevinçli beraber yaşayabiliyorsak, orada birlik beraberlik vardır. Acıyı beraber yaşayabiliyor. Acıyı beraber hissedebiliyorsak, Van depreminde efendim Hatay'daki bir kardeşimiz gözyaşı dökebiliyorsa ki döktü, işte bu birlik beraberliğin adıdır. İstanbul Marmara depreminde Van'daki kardeşimiz gözyaşı döktü, işte bu birlik beraberliğin adıdır Sayın Hocam. Siz ayetlere geçmeden dediniz, bilmiyorum evet. Herhalde seyircilerimize faydalı olabildik, yani konuyu özetleyebildim. Sorumuzun cevabını almış olabildik hocam. Yani Hatay'daki o bahsettiğiniz o güzellik bugün de devam ediyor. O diğer dini cemaat önderleriyle diyaloglar, toplantılar, görüşmeler devam ediyor. İsim isim tanışılıyor, telefonlaşıyor, görüşülüyor. Bu sevginin, bu birlik beraberlik içinde yaşama duygusunun dalga dalga bütün ülkeye, bütün dünyaya yayılmasını temenni ediyoruz. Temennimiz o, evet. Evet, şimdi Kur'an nasıl bakıyor hocam? Ayetlerde birlik beraberlik denince. Evet. Ne anlatırsınız? Kıymetli hocam, malumunuz Ali İmran suresinde hani hep okuduğumuz ayet vardır. İşte daha çok vaazlarda da hocalarımız okur. 102. ayette Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkunuz ve ancak Müslüman olarak ölünüz der. Ve 103. ayette Allah'ın ipine sarılmaktan bahsedilir. Hep hocalarımız da okurlar. Estaizu billah. Ve'tasimu bihablillahi cemi'a. Cenab-ı Hak, ey iman eden kullarım, Allah'ın ipine hep beraber sarılın diyor. Ve la teferraku. Tefrikaya düşmeyin. Bölünmeyin. Parçalanmayın. Parçalara ayrılmayın. Yani acınızı birlikte yaşayın. Sevincinizi birlikte yaşayın. Burada Allah'ın ipine sarılmaktan muradın, bütün müfessirlerin beyanı, Kur'an'a sarılın. Yani Kur'an'daki emir ve yasaklara. Allah ne emrediyorsa onu yerine getirmede, Allah neleri yasaklamışsa o yasaklardan, haramlardan uzak durma noktasında birlik beraberlik içerisinde bunu yapın. Birbirinize yardımcı olun. Peygamberimiz evlenen insan dininin yarısını muhafaza altına alır buyuruyor. Şimdi kişi tekti, münferitti, yanlış işler yapabiliyordu. Bakın yuva kurulunca, bir birlik olunca ne oluyor? Peygamberimiz evlenen insan dininin yarısını muhafaza altına alıyor. Diğer yarısı kendi özel gayretine kalıyor. Çünkü hanım yanlış yaptığında eşi diyor ki hanım bak yanlış yapıyorsun, onu öyle yapma. Bey yanlış yaptığında hanım ne diyor? Bey bak o yaptığın yanlış diyor, birbirini ikaz ediyor. Böylece dini hayatta bile dini hayatın %50'sinin garantiye alındığını Peygamberimiz haber veriyor. Hayatın yükü de paylaşılıyor hocam. Hayatın yükü de paylaşılıyor. Bir huzur, bir ahenk geliyor. Dolayısıyla dinimiz, yani ayet-i kerime, Kur'an'a, Allah'ın ipine hep beraber sarılmamızı ve tefrikaya düşmememizi, bölünüp parçalanmaktan uzak durmamızı Cenab-ı Hak bize emrediyor. Ve devamında Cenab-ı Hak ikaza devam ediyor. Bazı şeyleri hatırlatıyor. Ve zükürû ni'metallâhi aleyküm. Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Allah size maddi manevi ne nimetler veriyor? Bir sağlık nimeti. Sayın hocam, gözümüzün bir anda görmediğini, kulağımızın bir anda işitmediğini, elimizin bir anda tutmadığını, ayağımızın bir anda yürümediğini hesaba katalım. Herhangi bir ince damarın görevini yapmadığını bir düşünün. Vücutta aksamalar başlıyor. Yani nasıl bir aksamalar oluyor? Yani neler neler efendim, bunların hepsi bir nimettir. Sağlık nimeti, hayat nimeti, manevi nimetler, maddi nimetler, bu kadar yememiz, içmemiz, giymemiz, bunların hepsi birer nimettir. Ve hepsi şükrü icap ettirir. Ve Cenab-ı Hak asr-ı saadetten önceki dönemden misal veriyor. Yani o cahiliye döneminde insanların ne hal üzere olduğunu. İdi kümütüm e'adâen. Sizler birbirlerinize düşmanlar idiniz. O cahiliye dönemini düşünelim Sayın Hocam. Efendim gücü gücü yetene eziyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Bir adam babası öldü, üvey annesiyle ister evlenebiliyor, ister onu satabiliyor. Yani hak hukuk namına bir şey kalmamış. Böyle bir dönem. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ. Siz Allah'ın nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Cenab-ı Hak verdiği bu nimetleri hatırlatarak birliğimizi, beraberliğimizi Allah'a karşı, ailemize karşı dini ve dünyevi görevlerimizi yapmada Kur'an'a sarılıp birlik beraberlik olup bölünmekten, parçalanmaktan uzak durmamızı bize emir ve tavsiye ediyor. Ve ayetler ayet devam ediyor. Ve küntüm alâ şefâ hufretin minennâr. Ve sizler ateşten bir çukurun kenarındaydınız da fe'enkadeküm minha. Allah bundan sizi kurtardı. Kezâlike yübeyyünullâhu leküm âyâtihi leallekum tehtedûn. Allah böylece ayetlerini, delillerini beyan ediyor ki umulur ki ders alırsınız, ibret alırsınız. Birliğinizi, beraberliğinizi pekiştirirsiniz. Kendinize daha iyi bir çeki düzen verirsiniz. Kıymetli hocam, her şeyde bu böyledir. Hem dini hayatta, hem maddi hayatta. Birlik, beraberlik olduğu zaman ailede, ticarette, bürokraside, insanlar bir daire, el birliğiyle, amiri, memuru birlik oldular mı, orada güzel işler çıkıyor ortaya. Bir iş yerinde efendim patronu, işçisi hepsi el ele verip çalıştılar mı, bir netice, bir güzellik ortaya çıkıyor. Atalar ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Bakın, vurunca ses çıkıyor ama tek elle ses çıkmıyor. İşte birlik, beraberlik budur. Hem maddi hayatta, hem manevi hayatta. Manevi hayatta Allah'ın ipine sarılacağız. Zaten Allah'ın ipine sarıldığımız zaman, Kur'an'daki emir ve tavsiyelere, helal ve haramlara uyduğumuz zaman, onu hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, bir memur işini görmeye gelen bir vatandaşa onu azarlayamaz, ona kötü davranamaz. Efendim, bugün olacak işini yarına bırakamaz. Efendim, yine Allah'tan korkan, Allah'ın ipine sarılan bir insan çalıştığı bir iş yerinde işi safsaklayamaz. Efendim, gaytarma cihetine gidemez. Ben rızkımı buradan temin ediyorum. Efendim, eğer ben bunu yapmazsam Allah bunun hesabını bana sorar. Aldığımı helal ettirmeliyim der. Herkes. Dolayısıyla o Allah'ın ipine sarılmak, o birlik beraberlik insanı hem dünyada mesut ve bahtiyar eder, hem ahirette. Dolayısıyla insanı her işte muvaffak kılar. Hem maddi hayatında, hem manevi hayatında. Fertler olarak, aileler olarak, cemiyet olarak biz bu birliği, beraberliği, kalbi birlik, ruhi ahengi sağladığımız zaman dünya hayatında da, diğer ülkelere karşı da, dosta düşmana karşı da birliğimizi, beraberliğimizi gösteririz ve o memleket, kıymetli hocam, her zaman ayaklarının üzerinde durmasını bilir. Şimdi tabi ayetler hocam, deyince... Hocam, özür dilerim, o Allah'ın ipine sarılın derken benim evet. aklıma, yani zaman su gibi akıp gidiyor. Evet. İnsana da bir şeyleri götürüyor. Yani hayat hayvi içerisinde, zorluklar, sıkıntı içerisinde gelip geçiyor. Evet. Bir sel gibi akıp gidiyor. İnsan böyle bir ipe sarıldığı zaman, evet. Bizim köyde biri boğulmuştu. Böyle bir ipe falan çalıya tutunup kendisini kurtarmıştı. Tutunacak bir dal yoksa gidip denize boğulup gidecek. O ipe sarılan kendisini o felaketten kurtarıyor. Evet. Yani o ipe sarıldığın zaman ancak kurtarabiliyorsun. Yoksa Allah muhafaza, o birlikten, beraberlikten ayrı ipi tutmadan sele kapılanlar, sonu boğulmak, felaket yani. Evet. Şimdi konuyu bilmiyorum hocam, Selçuk Bey kendisini artık ömrünün sonunda ölüme yakın hissettiği zaman şehzadeler evlatlarına birer çubuk, böyle birbirine bağlı çubukları veriyor, bunu kırın bakayım diye en güçlüsüne. Bir bey oğlu, padişah oğlu, hünkâr oğlu, han oğlu, güçlü, kuvvetli, iyi bakımlı, bütün güçleriyle o çubukları kırmaya çalışıyor, en büyüğünden başlıyor, kıramıyor, zorluyor zorluyor kıramıyor, iple birbirine bağlanmış. Yandaki kardeşine veriyor, o uğraşıyor kırmak için, kıramıyor. Öbürüne veriyor, o kıramıyor. En sonunda o ipini çözüyor, tek tek veriyor o çubukları. Kırın bakayım, kibrit çöpki tık 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 hepsi kırıyorlar. Ve son sözü söylüyor. Diyor ki, bakın oğullarım, bakın kuzularım. Eğer az önce birbirine bağlı olarak size verdiğim bu çubuklar gibi bir beraber olursanız, hiçbir güç sizin sırtınızı yere getiremez. Ama çözülüp tek tek kaldığınız zaman önüne gelen herkes sizi çıt çıt kırar diyor.
Yani burada bir beraber olunduğu zaman, güçlü olunduğu zaman, ülkemiz, milletimiz, devletimiz de böyle birlik, beraberlik, doruk noktasında olduğu zaman hep başarılar gelmiş, güzellikler gelmiş. Almanya'da ben de görev yaptım sizden önce hocam. O görev yaptığım sürecinde bir masaya vardığımda iki vatandaş Alevi-Sünni tartışması içerisine girmişler. Müdahale etmek istemiyorum, tanımıyorum. Kim haklı, kim haksız, nereden çıktı konu, münakaşa, onu da anlayamadım. Dinledim. Sonra biri döndü, beni hakem tanımıyormuş beni. Yeni gitmiştim. Öyle değil mi beyefendi? Dedi. Ben de ortaya bir laf söyledim. Ya dedim, sen nerelisin? İşte Sivaslıyım. Sen nerelisin? Tokatlıyım. Biri Sünni, biri Alevi. Gurbette. Ya dedim, burada farklı noktalar, 3'ü, 5'i, 6'yı geçmez farklı kalemler. Ama bizi biz yapan, bizi mutlu kılan, bizi değerli kılan, bizi birbirimize yaklaştıran binlerce ortak değer varken siz farklılıkları alıp tartışıyorsunuz. Evet. Halbuki şöyle bir araştırın bakayım. Bir ve müşterek olan binlerce tarafımız var. Onu öne çıkarsak problem bitti. Yani dedim, beyefendisinin isminiz de Muharrem. Yani yaşadığınız ülkede siz buradasınız. Yurt dışındasınız. Sırtınız pek, karnınız doyuyor. İsim vermeyin isterseniz. Bir isim vermeyelim. Yok, onları yani kendilerine de ifade ettim. Evet. Kendilerine de sohbette söyledim. Doğrusunuz hocam dediler. Şimdi Türkiye'de yakınlarınız var. Babalarınızın, dedelerinizin mezarları var. Yani o ülkede bir sıkıntı olsa, bak deprem olduğunda anlattınız. Herkes ağladı tabii orada. Hiç. O feryat çekti. Tabii herkes aynı. Bayburt'ta bir çığ düştü. Müthiş bir yardım kampanyası oldu. Ben oradaydım o zaman. O köyde, çığ düşen köyde ölenler oldu. Yani ülkenin ortasına bir ateş düşse, Türkiye yanmaya başlasa, buradan sıkıntı duymasın. Hocam bir saat burada durmam, giderim söndürmeye. Ülke benim ülkem dedi. Sen, ben de. Peki o ülkenin bağrında güller açsa, çiçekler açsa, o mamur hale gelse, şu andaki durumdan çok iyi noktaya gelse, Hollanda'dan daha güzel olsa, vallahi bir dakika durmam hocam burada. Burnuma tutuyor zaten dedi. Ya işte berabersiniz. Tabii ya. Sen de orayı özlüyorsun. Sen de orayı özlüyorsun. Sen de oranın iyiliğini istiyorsun. Sen de oranın iyiliğini istiyorsun. Yani büyükler şöyle demişler Sayın Hocam. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, evet, demişler. Biz o farklılıkları zenginlik kabul edersek, niye Hatay ön plana çıkıyor bu noktada? Farklılıkları zenginlik kabul etmişler. Hocam Cenab-ı Hak dilese, murad etse, yani sabah yarın kalktığımızda 8 milyar insanı aynı inanç, aynı düşünce içerisinde uyandıramaz mı? Amin. Yattık zaten Kur'an ifade ediyor. Biz isteseydik sizi tek millet yapardık diyor, evet, Cenab-ı Hak. Biz istesek sizi tek millet yapardık. Ama Cenab-ı Hak öyle yapmadı. Ne buyurdu? Ya eyyuhennas, inna halaknaküm min zekeri ve unsa ve cealnaküm şuube ve kabaile lite'arafu. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Sadakallahu l'azim. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız, bilişesiniz, anlaşasınız diye kabilelere, şubelere, milletlere ayırdık. Bir hikmeti var bu farklı tabii olmanın. En yani üstün olanınız Allah'tan, evet, en çok korkanınızdır. Evet. Allah katındaki değer takva ile. Ama onun dışında bizler tanışalım, bilişelim diye Cenab-ı Hak bu lisanları halk etmiş. Hepimizi yaratan Allah. Hepimiz Hazreti Adem'den gelmiyor muyuz? İnsanlığın babası Hazreti, evet, Adem, annesi Hazreti Havva. Ve onlardan insanlar çoğalmış. Bugün bu milyarlar oluşmuş. Dolayısıyla Sayın Hocam, insanlar yani normal aynı inancı taşıyan insanlar arasında da, aynı anne babadan olan kardeşler arasında da farklılıklar olabilir. Zaman zaman farklılıklar olabilir, evet, görüş farklılığı olabilir. Ama bu farklılıklar hiçbir zaman bizim insan oluşumuzu unutturmayacak bize. Birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, ya imanda ya hılkatta kardeş olduğumuzu unutturmayacak. Evet. Yani şeyi bozmayacak. Evet. Onun için bunun bilincinde olmamız gerekir. Peygamberimiz Efendimiz komşu üçtür buyuruyor. Eğer akraban, komşun akrabansa senin üzerinde üç hakkı var. Akrabalık hakkı, din kardeşliği hakkı, komşuluk hakkı. Eğer komşun akraban değilse iki hakkı var. Komşuluk hakkı, din kardeşliği hakkı. Eğer komşun gayrimüslimse senin üzerinde bir hakkı var, komşuluk hakkı var. Dolayısıyla yani aynı yerde yaşayan insanlar, inançları farklı olsa bile bir hukuk oluşuyor. Aynı memleketin, aynı toprağın çocuğu oluyor. Yani aynı havayı teneffüs, evet, ediyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor Sayın Hocam. Burada arada okuduğum bu Ali İmran suresinde 103. ayetten sonra Cenab-ı Hak 104'te bir emir veriyor. Yani
şunlar şunlar olması gerekir diye estağfirullah. Vel tekün minküm ümmetün, sizden bir ümmet, bir topluluk, bir cemaat olsun. Öyle bir topluluk ki yed'ûne ilel hayri, hayra davet eden, hayra çağıran, insanları hayra sevk eden, ve ye'murûne bil marufi, iyiliği emreden, ve yenhevne anil münkeri, kötülükten alıkoyan, yani bir ilim ehli, bir ilim topluluğu olsun devamlı. Evet. İşte üniversiteler, ilahiyat fakülteleri, dini ilimler, diğer müsbet ilimler, bunları insanlara anlatacak, bunları geliştirecek, insanlara hayra davet edecek, iyilikleri emredecek, kötülüklerden alıkoyacak bir ümmet olsun. Ve ulai kümül müflihun, işte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. Dolayısıyla biz bunu nefsimizde, ailemizde, mahallemizde, köyümüzde uygulamamız lazım. Nedir o? İnsanları hayra davet etmek. Önce kendi nefsimizi hayra davet edeceğiz. Kendi nefsimize iyiliği emredeceğiz. Kendi nefsimizi kötülüklerden alıkoymaya çalışacağız. Sonra etrafımızdaki insanlara, amir memurunu, patron işçisini, efendim devlet ricali yine mahiyetindekileri hep iyiliğe, güzele sevk edecek. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak bu birlik beraberlikle alakalı sayın hocam. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine açık deliller, beyineler geldikten sonra ihtilafa düşen, tefrikaya düşenler gibi olmayın. Daha önce bölünüp parçalanan kavimler gibi olmayın diye Cenab-ı Hak ikaza devam ediyor. Yani birliği, beraberliği emrediyor. Ve onlarla alakalı ahiretteki cezayı da haber veriyor. Ve ulaike lehum azabun azim. Azabun azim. Onlar için azim, büyük bir azap var diyor. Yani tefrikaya düştüğümüzde, bölündüğümüzde, parçalandığımızda hepimiz kaybederiz. Hepimiz kaybederiz. Hem manevi hayatta kaybederiz, hem maddi hayatta kaybederiz. Hem dünyamızı kaybederiz, belki ahiretimizi de, bunun ahirette de hesabı var, kaybetmemize vesile olabilir. Onun için yani çok kullanıldığı için birlik beraberlik, ama öyle çok sıradan bir söz değil birlik beraberlik. Hem manevi yönden hem maddi yönden birlik beraberlik gerçekten önemli sayın hocam. Yani partiniz farklı olsun, ideolojiniz farklı olsun, derneğiniz, vakfınız farklı olabilir ama ortak değerlerde bir beraber olma. Mesela biz camiyi anlatırken işte müftülerimiz, hocalarımız bazılarda, konferanslarda, panellerde, özellikle camiler haftasında cami cemeden demek, toplayan evet. demek. Sadece bedenleri değil, vücutları bir araya getirendir, ruhları bir araya getirendir cami. Efendim, ezan Allahu Ekber dediği zaman A partilisi de camiye geliyor, B partilisi de, C partilisi de. A derneğine üye olan, B derneğine üye olan, C derneğine üye olan da camiye geliyor. Orada sırt sırtı, omuz omuza ne yapıyor efendime söyleyeyim? Allah'ın huzurunda duruyor. İşte o saftaki birliği, beraberliği hocam ailemizde, iş yerimizde, mahallemizde, köyümüzde, kasabamızda, şehirlerimizde yaşadık mı? İşte o birlik, beraberlik evet. budur sayın hocam. Birlik, beraberlik budur. Bunu devam ettirmek. Bütün mesele bu sayın hocam. Tabii Peygamberimiz Efendimiz, bilmiyorum hadislere de geçelim mi biraz sayın hocam? Onlar hocam, müsaadeniz hocam. Bir 12 Eylül öncesinde bu sağ sol mücadelesi evet. vardı. Millet yıprandı. Gencecik fidanlar toprağa düştü. Bir kısmı yurt dışına kaçtı filan. O dönemlerde okuduğum bir hikaye vardı. Ayır buyur oyunu diye. Babam evet. rahmetle sık sık anlatırdı. Şimdi bir mümbit bağın 3 bekçisi varmış hocam. Evet. Çok verimli bir bağ. Herkesin imrendiği, gıptayla baktığı, her çeşit meyvenin yetiştiği bir bağ. Ama 3 bekçisi varmış. Biri Müslüman, biri Hristiyan, biri Yahudi. Güçlü kuvvetli insanlar. Oradan geçen haramiler, eşkıyalar ne zaman o bağı, bahçeyi talan etmek isterse, oradan meyve almak isterse o 3 bekçi karşılarına dikiliyorlar. Güçlü kuvvetli 3 tane insan. Hiç kimsenin gücü yetmiyor. O bağı muhafaza ediyorlar yıllar yılı. Yıllarca o bağı telef etmek isteyen, talan etmek isteyen üçkağıtçılar kendi aralarında bir taktik geliştiriyorlar. Biri gidiyor birine diyor ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyor bu Müslümana diyeceğim yok.
bu haram helal düşüncesi inancı içerisinde. Buna itiraz etmiyor. Hristiyana dönüyor. Ona bunun da yani iyi kötü bir Allah inancı var. Allah'ın oğlu var falan diyorlar ama desinler bir Allah inancı var. Yahudi'ye dönüyor. Sana ne oluyor? Tarihte birçok peygamber öldürmüşsünüz siz. Peygamber düşmanı, vicdansız. Senin derdin ne? Ben burada iki elma yiyeceğim, üç erik yiyeceğim diyor, girişiyor ona. Ağzını burnunu kırıyor. İki üç yumruk vurmadan onu deviriyor. Hristiyan'a dönüyor bu defa. Ulan Allah'ın oğlu olur mu? Siz nasıl bir din inancı var? Siz, yani sizin gittiğiniz yol yol değil. Sen ne hakla benim karşıma çıkıyorsun? Bağdan, erikten, elmadan bana yedirmiyorsun. Bir yumruk da ona vuruyor. Müslüman öyle düşünüyor. Ya ben saygı duyulacak bir adamım, el öpülecek bir adamım. Beni taltif etti. Öyle diyor çünkü. Buna itirazım yok. Bu çok mübarek bir adam. Bu eli öpülesi bir adam. Hristiyanlığı devirdikten sonra o Müslümana geliyor sonra. Gel bakayım. Ulan vicdansız sen nasıl din kardeşsin? Bana niye buradan elma erik yedirmiyorsun? Karşıma dikiliyorsun bu Hristiyanla Yahudi'yle beraber. Yahu hani ben mübarek adamdım, hani ben saygıdeğer bir adamdım, el öpülecek bir adamdım. Buna ayır buyur oyunu derler. Öbür türlü gelsem üçümüz de karşıma dikiliyordunuz. Bu bağı koruyordunuz. Şimdi karşı karşıya gelip bakayım. Kendi ondan güçlü bir yumrukta vurup onu deviriyor. Sık sık babam rahmetli anlatırdı bunu. Yani o Hristiyan, Yahudi, Müslüman üçü birlikte müştereken sahip oldukları, rızıklarını temin ettikleri, havasını teneffüs ettikleri, nimetlendikleri o bahçeyi korudukları zaman rahatlar. Herkese meydan okuyorlar, herkese karşı durabiliyorlar. Ama ne zaman ki bir fitne gelip sen iyisin, sen biraz daha iyisin, sen çok kötüsün deyip Yahudi'den başlayıp en sonunda Müslüman'ı deviriyor. Bugün de sanki İslam ülkeleri arasındaki birliği, tesadüfü dağıtan düşünce bu gibi. Biri yakın gibi, biri farklı, biri farklı falan. Bakıyorsun hepsi eziliyor, hepsi sıkıntı içerisinde. Dünyanın en güzel nimetlerini Cenab-ı Hak İslam coğrafyasına bahşetmiş. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri bizde, en güzel din bizde. İnsan gücü bizde, genç nüfus bizde, petrol bizde, altın bizde. Bütün bu nimetlere karşılık kan ve gözyaşı hep bizde hocam. Bugün Suriye, bugün Irak, öbür gün işte Libya, daha önce Filistin vesaire hep İslam dünyasında Müslümanlar ölüyor. Öldüren Müslüman, ölen Müslüman, kan kaybeden, üzülen, ağlayan hep bizleriz. Ayetleri bahsettiniz. Hadislerde bu birlikle, beraberlikle ilgili neler var hocam? Neler anlatılabilir. Evet. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Hakikaten güzel bir giriş yaptınız. Benim aklıma da bir misal geldi ama bilmiyorum televizyon programında gider mi? Yani bunu hayvanat için de bir misal verilir de bilmiyorum doğru olur mu? 3 tane inek. Üçünün de rengi farklı. İşte hani kurt geliyor kapmaya veya bir vahşi hayvan geliyor onu alacak. Aslan veya kaplan geliyor. Üçü beraber oluyor. O hayvanı kovalıyorlar. Hani bu hikaye evet. Ya hani birliği beraberliği anlatma açısından bir halledivereyim. Ben bunun diyor canını okuyayım. Onlar da iyi diyorlar. Kendilerini methedip onu kötüleyince o yırtıcı hayvan gidiyor onu parçalıyor, yiyor. İşte 3-5 gün karnı doyuyor. Sonra arada zaman geçince bir diğerini yalnız yakalıyor. Diyor ki ya bu hep öbürü senin aleyhinde konuşuyor. Bak diyor senin rengin daha güzel, sen şöylesin, böylesin. Ne yapalım sen karışma diyor, ben onun canını okurum. Yırtıcı hayvan onu da efendim işte boğuyor, öldürüyor, karnını doyuruyor. İşte 3 gün, 5 gün, 10 gün. Ondan sonra sıra ona geliyor tek. Bu sefer bunu öldürmeye gelince hani diyor ben iyiydim. İşte deminki dediğiniz oyuna benziyor. Diyor ki ben onları yemek için öyle yaptım. Dolayısıyla üçünü de bu şekilde yiyor. Hocam yani tıpatıp bugün baktığın zaman aynı devletler arası hukukta. Tabii yani. Birlik, beraberlik olunursa Sayın Hocam her zaman başarı gelmiştir. Tarihe baktığımız zaman da yani ülkeler, milletler ne zaman birlik, beraberlik içerisinde olmuşlarsa Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi Sayın Hocam? Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi derken merhum Akif niye dedi? Efendim bütün dünya orada. Kimi yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela. Hepsi toplanmış. Ama bu millet birliğiyle, beraberliğiyle, inancıyla, imanıyla, itikadıyla 7'den 70'e doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle canını ortaya koymuş. Bir Çanakkale destanı ortaya çıkmış. Kurtuluş Savaşı'nda
Vatanın her tarafı işgal edilmiş. Ben Gaziantep'liyim hocam. Şahin Bey ilçemiz var, Şehit Kamil ilçemiz var. Bu isimler boşuna verilmedi o ilçelere. Evet. Şahin Bey 30'lu yaşlarda bir teğmen veya üst teğmen. Efendim, Gaziantep ve Kilis arasında Fransız tanklar geliyor. Diyorlar ki artık çekilelim, tankın önünde duramayız. Ben Antepli'ye söz verdim diyor. Efendim, bu bedeni ezmeden Fransızlar Antep'e giremez dedim diyor. Köprünün üstlerinde mavzerle tanka karşı duruyor. Ve en sonunda şehit oluyor hocam. Şahin Bey, kolay Şahin Bey olmadı. Şehit Kamil, Gaziantep'te 12 yaşında bir çocuğun adıdır. Efendim Kamil. Annesiyle sokakta giderken Fransız askeri başındaki eşarpını alıyor. Kamil Fransız askerine saldırıyor. Asker derindeki silahla Kamil'i vuruyor. Ondan sonra Antepliler yetişin diyorlar. Kamil'i şehit ettiler. Annesini koruduğu için. Efendim baltasını alan nesi varsa Antep'in kurtuluşu bu şekilde cereyan etti. 12 yaşındaki Kamil'in şehadetinden sonra Antep halkı galeyana geldi ve düşmanı kovdu. Yani birlik beraberlik olduğumuz zaman ne şartlardan geçildi ya, ne zorluklardan. İtalyan'ı, Yunan'ı, memleketin her tarafı işgal edilmişti. Yani onların denize dökülmesi neyle oldu? Birlik beraberlikle. Evet. Efendim, dolayısıyla o olduğu zaman Sayın Hocam her türlü başarı gelir. Biz o ruhu kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz, Allah muhafaza. Ama ben o ruhun devam ettiğine, yeni yetişen neslimizde de elhamdülillah bu ruhun olduğuna inanıyorum ve bunun inşallah kıyamete kadar bu memleket ezanıyla, bayrağıyla, camisiyle, cemaatiyle, birliğiyle, dirliğiyle inşallah kıyamet sabahına kadar devam edecektir Sayın Hocam. Evet. Hadislere deyince Peygamberimiz Efendimiz mümin, mümine karşı durumu yekpare bir binaya meydana getiren perçinleşmiş kayaların birbirlerine karşı durumu gibidir buyuruyor. Yani böyle birbirinizi seveceksiniz, böyle efendim birbirinize destek olacaksınız. Kel bünyani yeşüddü ba'duhu ba'da. Perçinlenmiş kayaların birbirlerine karşı durumu gibi. Yani birbirini taşıyor, birbirine sahip çıkıyor. Binayı bina yapan onlar hocam. Tabii binayı bina yapan odur. Tabii. O birbirini tutan şeylerdir. Onlarca kat binalar yapılıyor. Hepsinin temeli ne var? O birbirini tutan şeyler. Kolonlar. Olanları yıkın bakın binada. Bina çöküverir hocam. Yine aleyhissalatu vesselam Efendimiz la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendi nefsi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek imanı elde edemez buyuruyor. Ondan sonra yine milli şairimizden az önce bahsettik kıymetli hocam. Mehmet Akif Ersoy, girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sen ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Ne zaman ki milli birliğimizi, manevi birliğimizi, bütünlüğümüzü kaybedersek en büyük felaket o zamandır Sayın Hocam. Cenab-ı Hak bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tabi hadisleri sordunuz ama kıymetli hocam ben bir ayet daha okumak istiyorum. Enfal suresi 46. ayette Cenab-ı Hak ve atiullaha ve rasulehu, Allah ve Resulüne itaat ediniz. Ve la tenaze'u, evet birbirinizle çekişmeyin diyor Cenab-ı Hak. Birbirinizle çekişmeyin. Yani birliği beraberliği bozmayın. Fetefşelu ve tezhebe rihukum. Vasbiru, eğer birbirinizle çekişirseniz sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. İnnallaha ma'as-sabirin. Muhakkak Cenab-ı Hak sabredenlerle beraberdir. Yani ayette açıkça Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yani birlik olun, beraberlik olun. Eğer böyle yapmazsanız gücünüz gider, gevşersiniz, perişan olursunuz. Sabırlı olun, birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kıymetli hocam, yani biz bunlara riayet edersek inanıyoruz ki her şey daha güzel olacak, daha hoş olacak. Yine Hucurat suresinde Cenab-ı Hak innemel mu'minune ihvetun
Fe aslihu beyne ahaveykum vettekullaha leallekum turhamun. Ancak müminler kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını ıslah edin ve Allah'tan korkun ki merhamet olunabilesiniz buyuruluyor. Dolayısıyla kardeş olduğumuzu, efendim, birlik beraberlik olmamız gerektiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Ve bundan uzaklaşırsak, da akıbetimizin iyi olmayacağını bilelim değerli hocam. Yine sevgili Peygamberimiz Efendimiz, zamandan kazanmak için mealen arz edeyim hocam. Efendimiz öyle buyurdu. Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali bir bedenin misalidir. Evet, ondan bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak eder. Yani biz başımız ağrıdığı zaman o ağrıyı bütün vücudumuzla hissediyoruz. Ayağımız ağrıdığında o acıyı bütün vücudumuzla hissediyoruz. Varsın ayak ağrısın, elim sağlam diyemeyiz. Diyemeyiz. Tabii. Onun çaresine bakarız. Kulağımız ağrıdığında ya önemli değil, elim ayağım sağlam demeyiz. İlgileniriz onunla. Peygamberimiz Efendimiz de müminleri, Müslümanları bir vücudun uzuvlarına teşbih ediyor. Bundan biri rahatsız olduğunda hepimiz rahatsız olacağız. Yani efendim İsrail Filistin'i bombaladı. Bana ne diyemeyiz. Bu bizi üzmesi lazım. Biz dua etmemiz lazım o kardeşlerimize. Dünyanın buna ses çıkarması lazım. Efendim Müslüman olmayan İslam alemi de buna ses çıkarması lazım. Arakan'da diri diri yakılan Müslümanları görünce. Tabii diri diri bir Müslüman Arakan'da yakıldığı zaman ben nasıl buna ses çıkarmam? Yani Müslümanlık bir tarafa insan olarak ona ses çıkarmam lazım. Nasıl Fransa'da insanlar öldüğü zaman bütün dünya ayağa kalkıyorsa ki doğru olan o. Doğru olan o. Ama biz Suriye'de de Müslümanlar için de aynısı olması ama lazım. Ama Suriye'de de, Irak'ta da, evet. Arakan'da da, evet. Filistin'de de, Cezayir'de de, Libya'da da insanlar öldüğünde dünya ayağa kalkmalı. Yani bunları da bilmek lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi korumamız lazım kıymetli kardeşlerim. Hocam özür dilerim. Birlik, beraberlik derken yani şimdi Müslüman topluluklar içerisinde bile iki kişi arasında iki önder, iki lider, iki kardeş, iki arkadaş, iki patron arasında bir niza çıktığı zaman hemen bir gruplaşma oluyor. Beş kişi ondan, on kişi bundan taraf oluyor falan. Böyle dağılıyor, savruluyor millet. Halbuki hak nerede, doğru nerede? Zaten Hucurat suresinde açıkça söyleniyor. Orada bir olun. Eğer sizden diyor iki taife, iki topluluk birbiriyle kavga ederse, anlaşmazlığa düşerse... Bunların arasını düzeltin diyor. Adaletle düzeltin. Ha, adaletle. Eğer birisi diyor anlaşmaya yanaşmazsa siz o yanaşıncaya kadar diğerinin yanında yer alın. Ne zaman ki diyor hakkı adaleti kabul eder o zaman aralarını adaletle sulh edin diyor. Hocam mecbur yalnız yaşanmaz dünyada. O yalnız kaldığı zaman doğru burada hak burada oraya gelecek özür dileyecek. Düş işler böyle yani düzelir. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak onu açıkça zaten söylüyor kıymetli hocam. Ha, yanlış olduğunu biliyor hocam. Ya bu yanlış ama benim arkadaşım bu. Benim köylüm bu, benim akrabam bu diyor. Ama yanlış, haksız. Hak burada. Yani hemşerimizin, köylümüzün yanında yer almak değil. Önemli hakkın, olan adaletin, hakkın, adaletin, doğrunun yanında yer almak. Hani hatırlarsanız belki hani mevzumuz, ana mevzumuz değil ama kıymetli hocam. Efendimiz zamanında bir hanım hırsızlık yapıyor. O da ileri gelenlerden birisinin yakını. Yeni Müslüman olmuş bir kabile. Efendim, peygamberimize ricacı gönderiyorlar. Yani ya Resulallah işte bak bu falan kabileden yani bu olmaz, doğru olmaz. Yani mübarek Efendimiz ne cevap veriyor? Eğer Muhammed'in kızı Fatıma da olsa aynı muameleyi yapardım diyor. Yani benim kızım da yanlış yapsa eğer bir karar verilmesi gerekiyorsa onun aleyhinde o kararı almaktan çekinmezdim diyor. İşte adalet bu sayın hocam. İşte hak ve hakkaniyet bu. Bütün mesele hayatımız boyunca bunu yapabilmek, bunu gerçekleştirebilmek. Bakın şu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz hakikaten yani hepsi güzel ama bu birliği, beraberliği, insanların, Müslümanların birbirlerine karşı davranması nasıl davranmamız gerektiğini mübarek ne kadar güzel ifade buyuruyor.
El müslimu akul müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yahzuluhu, onu mahrum bırakmaz. Ve la yahkiruhu, onu tahkir etmez. Yani ona tepeden bakmaz, onu hakir görmez, onu küçük görmez. Et takva hehuna ve yuşiru ila sadrihi. Ve eliyle göğsünü, sadrını işaret ederek bi asrim mine şerri ey yahkira ahal müslim. Bir Müslümanın din kardeşini hakir görmesi şer olarak ona yeter diyor. Efendim küllül müslim alel müslim haramun demuhu ve maluhu ve ırzuhu. Evet, her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümana haramdır diyor kıymetli hocam. Dolayısıyla ayetlere baktığımızda Cenab-ı Hak ve Rabbul Felak Hazretleri hep birliği, beraberliği bizlere emrediyor. Aynı şekilde hadis-i şeriflere baktığımızda sevgili Peygamberimiz, Efendimiz hep birliği, beraberliği sayın hocam bizlere tavsiye ediyor. Kur'an bize kardeşliğimizi hatırlatıyor. Kardeş olduğumuzu, birbirlerimizin arasını ıslah etmemiz gerektiğini, Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz gerektiğini, efendim bölünmekten, parçalanmaktan uzak durmamız gerektiğini, aksi halde efendim sonumuzun iyi olmayacağını, gevşeyeceğimizi, devletimizi, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kaybedeceğimizi haber veriyor. Bunlardan iyi dersler almak gerekiyor sayın hocam. Evet. Herhalde ayet hadis olarak bu kadar yeterli ediyoruz sayın hocam. Peki sevgili Peygamberimizin yaşadığı o nurlu dönemde, kutlu evet. dönemde, saadet asrında böyle çarpıcı bir örnek var mıdır hocam? Bu aktarabileceğiniz birlik beraberlik konusunda. Tabii hocam. Lütfederseniz programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, meşhur bir hadisedir evet. hocam. O anlatacağım hadise. Malumunuz Medine-i Münevvere'nin eski adı Yesrib'dir hocam. Peygamberimiz Efendimiz ve onun güzide ashabı, Ehl-i Beyti oraya geldikten sonra o şehrin adı Medine-el Münevvere oldu. Nurlanmış şehir. Efendim, nurlanmış şehir oldu. Medine evet. oldu. Medine demek medeniyet demek, kültür demek. Efendim, güzellik demek. Her türlü güzelliğin yaşandığı şehir demek. Peygamberimiz oraya gelmeden önce Evs ve Hazreç diye orada iki kabile vardı. Aslında Evs ve Hazreç iki kardeşin adıdır. Bunlar zamanında Yemen'den evet. Medine'ye gelmişler, oraya yerleşmişler ve genişlemişler, iki büyük kabile olmuşlar. Ayrıca orada yaşayan üç tane de Yahudi kabile vardı o zaman. Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadır diye. Üç tane de Yahudi kabilesi vardı. O zaman diğer insanlar bu Evs ve Hazreç'i birbirlerine düşürmüşler. Onlar yıllarca birbirlerini öldürmüşler. Boğaz harpleri olmuş. Peygamberimiz Efendimiz Medine'ye hicret buyurmuş. Onun güzide sahabesi Ehl-i Beyti oraya gelmişler. Ve Medine'de bir kardeşlik havası. Ensar muhacir Peygamberimiz durumu iyi olan bir Medineli ile Mekke'den gelen fakir olan birini kardeş ilan etmiş. O kardeş olanlar sayın hocam iki evi olan bir evini, bir evi olan evini bölmüş. İki bahçesi olan bir evini vermiş. Tek bahçesi olan bahçesini ikiye bölmüş vermiş. Bu şekilde bir kardeşlik. Tabii savaşlar bitmiş. O Medine'de yaşayan diğer inanç sahipleri bunlardan rahatsız olur. Onlardan yaşlı birisi Şaş İbni Kays diye birisi bakıyor ki Müslüman gençler oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Kendi aralarında sohbet ediyorlar. Onların o halini görünce eski savaşlar aklına geliyor. Nereden nereye geldik? Bunlar bir araya geldiler, birlik oldular, beraber oldular diye çok rahatsız oluyor. Ve bir Yahudi gencini yanına çağırıyor. Diyor ki git şunların yanında Boğaz Harbi'nden bahset. Önce Evs'i öv, Hazreç'i yer. Sonra Hazreç'i öv, Evs'i yer. Genç gidiyor, onların arasına oturuyor. Diyor ki Boğaz Harbi'nde Hazreçliler, Evs'liler nasıl yenmişti? Nasıl onları katletmişti? Evs'ler diyorum olur mu? Biz onları şöyle katlettik. Onlar diyor yok biz sizi şöyle katlettik. O muhabbet gidiyor bir tartışma, bir kavga ortamı. O zaman diyorlar hadin harre denilen yere gidelim. Orada bugünkü tabirle kozlarımızı paylaşalım, bölüşelim.
ve herkes kendi kabilesine haber gönderiyor. Büyüklerden giden oluyor. Tabii bunu gören bir tanesi hemen koşarak peygamberimize haber veriyor. Ya Resulallah, gençler kendi aralarında tartıştılar, birbirlerine girmek üzereler, ailelerine de haber gönderdiler. Peygamberimiz hemen yanındaki sahabelerle o mevkiye varıyor. Ve kıymetli hocam aynen şunları söylüyor. Ey Müslümanlar, ben sizin aranızdayken hala cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Allah-u Teala sizi İslamiyet ile şereflendirdikten sonra yine devri cahiliyeye mi dönmek istiyorsunuz? Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz diye mübarek üç defa tekrar edince herkes kendine geliyor. Ne oldu bize? Niye bu hale geldik? Ve hemen kucaklaşıyorlar, dönün evlerinize diyor Peygamberimiz ve geldikleri oyunun farkına varıyorlar. Bugün sayın hocam aynı oyunlar oynanıyor. Bugün Libya'da oynanan oyun aynısı. Bugün Tunus'ta oynanan oyun aynısı. Bugün Suriye'de oynanan oyun aynısı. Kilometrelerce uzakta Çin'in ne işi var Suriye'de? Rusya'nın ne işi var Suriye'de? Bakın ta 91'de Körfez Savaşı oldu. Demokrasi gelecek, insanlık gelecek, adalet gelecek dediler. Ben göreve yeni başlamıştım, 90'da başlamıştım. Emekliliği hak ettim, ediyorum. Hala Irak'a huzur gelmedi. Gözyaşı bitmedi, kan dinmedi. Üstelik buna başka yerler de efendim ilave oldu. 1400 sene önce Medine-i Münevvere'de Efendimiz hayattayken o insanları, Efsi Hazreç'i birbirine kırdırmak isteyen zihniyet neyse bugünkü zihniyet de aynı. İnsanlar birbirine gelmeli, kendine gelmeli, çeki düzen vermeli, oynan oyunu görmeli. Dolayısıyla biz de ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sınır bir iliz. Dualar edelim. Ben kıymetli seyircilerimizden hem memleketimiz için, hem ilimiz için, hem alem-i İslam için dualar istiyorum ve kendim de dualar ediyorum. Vaazlarımın sonunda, cemaatimizle buluştuğumuz zaman, programlardan sonra hep dua ediyorum. Bu vesileyle ben yine Rabbimden ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, ezanlarımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi Cenab-ı Hakk'ın daim ve kaim kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle akan kanın, gözyaşının dinmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Merhum babam Allah aydınlığına çıkarsın diye dua ederdi. Hem Suriye'yi aydınlığına çıkarması, hem Irak'ın aydınlığa kavuşması, hem diğer Orta Doğu ülkelerinde o sıkıntılı yerlerin aydınlığa kavuşması için Rabbimize dualar ederim. Zalim zulmünü yapar ama zalimin zulmü varsa garibanın Allah'ı var demişler. Her şeyi gören, yaratan, bilen bir Allah var. Mülkün sahibi o. Yer ve gökyüzünün sahibi o. Elbette birilerinin aldığı kararlar vardır ama Allah'ın da bir takdiri vardır. Biz bu takdirin bir an önce tecelli etmesi için bizlere düşen birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek. Rabbimizin وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا emrini unutmamak. O da Allah'ın fiili ipine, dua anlamına gelir zaten. Tabii, beraberlik olma. Fiili yani hem kavli dua hem fiili dua yapmamız lazım. Kavli dua dilimizle, kalbimizle duaya yönelmek. Fiili dua bizzat bu birliği, beraberliği yaşamak, yaşatmaya çalışmak. Sayın hocam bu ayeti unutmayalım. Peygamberimizin Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona hakir görmez, ona haksızlık etmez. Sözünü unutmayalım. Ve Müslümanın Müslümana kanının, canının, malının haram olduğunu unutmayalım diyorum. Ve bununla bitirmek istiyorum. Kıymetli seyircilerimize çok teşekkür ederim hocam bu güzel dilekleriniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Müsaadenizle programı Aşık Veysel'in bir şiiriyle bitirelim hocam. Olur hocam, memnun oluruz sayın hocam. Allah bir peygamber hak, Rabbul alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Yezid nedir, ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ataş, söndürmektir tek çaresi. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, hep Adem'in oğlu kızı, beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi? Cümle canlı hep topraktan,
var olmuşuz emir haktan, rahmet dile Allah'tan, tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası diyor. Aşık Veysel'e de rahmet diliyoruz. Ona da bütün şairlerimizi de rahmetle. İki beyitte Arif Nihat merhumun dua mahiyetinde beyti var hocam. Diyor ki, ya Rabbi madem birsin birlik olsun, dinde, devlette, milliyette, murat et de dirlik olsun, baştan başa cemiyette, gayzı, kini, düşmanlığı at, kalpten kalbe kur bir sırat, bizi kardeş gibi yaşat, bir vatanda, bir devlette. Amin. Bu dileklerle bu programımızı kapatalım. Amin denir hocam, evet. Ve izleyicilerimize hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar efendim.